tepesi bina tahmin edilir. Yani bu bir yangındır. Bu bir depremdir. Bir gaz kaçağıdır. Bir terör saldırısıdır. Yani bina içinde kalmak sizin yaşamınızı etkileyecekse bina boşaltılacak. Tabii ama onun kuranları olmuştur. Panik olmayacağız. Tabii tahliye deprem sevgilinin haberi olacak zaten. Sarsıldı hepiniz duyacaksınız. Ama bir gaz kaçağını duyamayabilirsiniz. Yani bir odanın olabilir. Hamile bayanlar, yani çıkması güç insanlara da yardımcı olmak bizi zaten insanlık görevi. Bu tür resmi kurumlarda bazı servisler vardır. Yangın söndürme servisi, arama kurtarma servisi. İstediğimiz yer her türlü telgiden uzak ama ana binadan da fazla uzak olmayan bir açıklık. Ne ettik? Bakıyoruz ki Ahmet Bey, Mehmet Bey burada, Fatma Hanım orada, Ayşe Hanım görünmüyor. Ayşe Hanım'ın akıbetini arayıp araştıracağız. Demek istedim. Kaza sırasında sizi hayatta tutacak. Bir şehir arası otobüse bindiğimizde cam kırma çekicinin nerede olduğunu bir keşfetmek belki hayat kurtaracak. Söyleyecek birçok tehlike var ama olasılığı çok düşük tehlikeler de var. Kendi söndürdüğü yangının haricindeki sayılar. Rapor tuttuğumuz sayı 4000 bandında. Kim vatandaş, yani sizlersiniz. İnsanlar ani gelişen bu durumlar karşısında ne biliyorsa onu uygular. Çünkü yangından kaçabilirsin ama patlamadan kaçamazsın. Çünkü gaz kaçağında patlama beklenir. Doğal gaz kullanıyoruz. Ama STK ile LPG tüplerimiz hala var. Gaz kokusu, doğal gaz ve LPG'yi ayırt etmiyoruz. Gaz, gazdır. Yanıcı ve patlayıcı gazlar gerçekten potansiyel bir risktir. Bir pim görüyorsunuz. Bir pim. Bu pim, cihaz kazayla basılmasını, faaliyete geçmesini diye konmuş bir engel. Bu pim çıkmadan cihaz çalışmaz. Yangına yaklaşacağız en az 3 metre. Şimdi daha tamam. Geç. Geç. Tamam. Bir şey anlamıyor. Al bayağı. Tamam, yeter. Yeter. Dur. Bakar doğru. Evet, işte bu korkmanıza gerek yok. Harika. Evet, hiç anlıyoruz. Çok güzel. Harika. Abi seni söndürecek. Yeterli. Harika. Evet. Yaklaşın. Harika. Çok güzel. 3 metre. Nişanlayın mısın? Yeterli. Gayet güzel. Bozmayalım. Sağ olun.